Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. İbadetlerden neden zevk alamıyoruz? İbadetlerden zevk alan ruhumuzdur. Dolayısıyla ruhumuz demek ki bazı günahlardan, bazı hatalardan ve eksikliklerden rahatsız olduğundan o ruhumuz ibadeti işlemekte isteksiz ve ibadeti yaparken de zevk almadan yapma durumuna girmiş olabilir. Nasıl ki bir insanın ağzı yaralı olsa ve o yaralı ağız haliyle bir adam çok sevdiği bir yemeği yemeye veya çok sevdiği bir gıdayı içmeye çalışsa, almaya çalışsa bundan rahatsızlık duyacaktır. Çünkü ağzı yaralıdır ve bu yaradan dolayı o gıdanın hem zevkini alamıyor hem de o gıda o yaradan dolayı ona ızdırap veriyor. Demek ki ızdırap veren aslında gıda değil ağzımızdaki yaradır. Bunun yolu nedir? Ağzımızı tedavi ettirmek ve ağzımızı yaralayan şeylerden kendimizi uzak tutmak gerekiyor. Elbette kolu kırılmış bir insan sevdiği bir insanla tokalaşsa bile rahatsızlık duyacaktır. Çünkü kolu kırıktır. Öyleyse rahatsızlık veren dostunun eli değil kolundaki hastalıktır. İşte bunun gibi insan ruhu da işlediği günahlarla, yaptığı hasarlı hatalarla ve kusurlarıyla yaralanıyor, hastalanıyor ve kusurlanıyor. Bu sefer namaz kılarken, ibadet yaparken veya bir haramı terk ederken ve Allah'ın bir emrini yerine getirirken zorlanıyorsa veya yaparken zevk alamıyorsa ruhunun yaralanmasından ve hastalanmasından kaynaklanıyor. Yoksa namazdan, ibadetten, iyilikten değil. Sağlıklı bir ağız ile en sevdiği bir yemeği yerken nasıl lezzet alıyorsak, sağlıklı bir göz ile nasıl güzel şeyleri seyrederken lezzet ve zevk alıyorsak, dostlarımızı, kırları, gökleri, yıldızları seyrederken zevk ve lezzet alıyorsak, o zaman sağlıklı bir ruh ile de o ibadetleri yaparken öyle lezzet ve zevk almamız gerekiyordu. Şu halde ibadetleri yaparken eğer istediğimiz arzuyu, isteği, şevki bulamıyorsak ve ibadetleri yaparken istediğimiz zevki ve lezzeti alamıyorsak başka yerde aramayalım. Bunun ibadetlerden asla kaynaklanmadığını bilelim. Bunun nedeninin de işlediğimiz günahlardan kaynaklandığını Unutmayalım. Öyleyse yolu nedir? Yolu günahları terk etmek. Haramlardan uzak durmak ve o yaralanmış ruhlarımızı ibadet ilaçlarıyla tedavi etmek ve çok sürmeden kısa bir zaman sonra göreceğiz ki o ibadetlerden gerçekten lezzet almaya ve zevk almaya başlayacağız. Hem de ibadetleri dört gözle bekleyeceğiz. O zaman yalan söylemek bize sıkıntı verecek doğru söylemek bize lezzet verecek. O zaman insanlara dürüst olmak bize lezzet verecek. Aldatmak bize sıkıntı, ızdırap verecek. İnşallah ibadetlerden niçin zevk alamıyoruz sorusunun cevabının işlediğimiz günahlardan kaynaklandığını unutmayalım. Lütfen ne bulunduğumuz ortamdaki şartlara, ne yaptığımız işlere, ne de başka bir kimseye bahane bulmayalım. İşin esas nedeni biziz, sebebi de işlediğimiz günahlardır. Cenab-ı Hak günahlardan uzak durmayı, ibadetleri zamanında layıkı veçile yerine getirmeyi nasip eylesin. <laughs>